3D logo animasyonu yapımı. İlk olarak bu eğitime başlamadan önce birkaç bir şey değinmek istiyorum. Şimdi bu konuda tamamen bir intro yapmış olacağız. Yani bir intro çalışması yapmış olacağız. Bu yüzden biraz uzun olabilir. Onun için videoları 2-3 kısma ayırabilirim. Bunu baştan söylemek istedim. Ve biraz yani çok işlem yapacağımız için sizleri zorlayabilir. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi biraz introlar hakkında bahsedeyim. Yani bu logo animasyonları ve introlar video prodüksiyon, işte jenerik, animasyon, hareketli grafik gibi dallarla uğraşan kişilerin vazgeçilmezidir. Şimdi burada başlayacak olursak bir arka plan için bir video import ediyoruz. Bunu zaten kaynak dosyaların içinde de bulabilirsiniz. Veya internet üzerinde video stock sitelerinde bu tür videolara da tabii ki ulaşabilirsiniz. Ben yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Kompozisyonumuzun süresi 15 saniye olsun. Bunu da rastgele bir örnek verecek olursak kodlu intro diyelim. Tamamdır. Şimdi hemen başlayacak olursak arka planımızı bu şekilde timeline'e sürüklediğimizde gördüğünüz gibi şu şekilde parçacıkların hareket ettiği bir arka planımız bulunmaktadır. Bu tür videolar dediğim gibi işte Google'dan arama yaparsanız işte yani bu tür aynı şekilde bir şey bulacak olursanız işte Particles Stock Video gibi veya Particles Stock Footage gibi yani arama yaparsanız bu tür materyallere ulaşabilirsiniz. Şimdi arka planda bir lens efekti oluşturmak istiyorum bunun üzerinde. İşte bazı hareketler edecek falan. Bunun için After Effects'in kendinden bulunan lens flare veya daha önceden bahsettiğimiz gibi Optical Flares eklentisini kullanabilirsiniz. Ben burada Optical Flares'ı kullanacağım. Bunu hemen lens ismini verelim. Yine bir soyut katmanı oluşturuyoruz. Bunun ismini lens olarak belirledik. Oluşturalım. Hemen Video Copilot Optical Flares şekilde uygulandı. Hemen Options diyerek buradan lens seçimimizi yapalım. Hemen buradan dilediğimiz kategoriyi seçeceğim. Ben Light olarak ardından Budget olanı seçeceğim. Şu şekilde koyu turuncu tonlarında bir lens. Güzel bir lens. Bunu kullanmak istiyorum. Hemen sağ üstten OK butonuna basarak buradan çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde bir lensi sahibiz. Bunun katman modunu Add olarak değiştirerek diğer videonun üzerinde gözükmesini sağlayalım. Şu şekilde bu video üzerinde tabii ki yine hareket ettirebiliriz. Hemen ilk olarak lensimize bir animasyon ekleyelim. Şimdi lensimiz için İlk olarak timeline'da ilk sahneye gidelim. Lensimizi şu şekilde konumlandırabiliriz. Dilerseniz buradan tabii brightness kısmından bunun parlaklığını düşürebilirsiniz eğer gözünüzü çok alıyorsa. Benim için bence böyle iyi. Şimdi hemen animasyon işlemine geçecek olursak ilk olarak şu kenardaki işte çıkıntıların böyle bir animasyonu şekilde hareket etmesi için buna bir animasyon eklemek istiyorum. Hemen animation evolution kısmını timeline çubuğumuz ilk sahneyken bir keyframe verelim. Ardından şöyle sahneyi biraz daha açacak olursak 9. sahneye gelelim ve buradaki değeri biraz arttıracak olursak şu şekilde bir tur dönmesini istiyorum. Zaten bu arttırdığımda gördüğümüz gibi bunların hareketlilik kazandığını göreceksiniz. Bunu bir tur olacak şekilde hatta biraz daha arttıracak olursak bir tur 136-135 gibi bir değer verebilir. Zaten şöyle oynatacak olursak gördüğünüz gibi yani bunun biraz daha hareketlilik kazanması için bu şekilde bunu yapabiliriz. Ardından şuradaki 1x'in bir tur olduğunu da ifade edelim. Şimdi devam edecek olursak bir de bunun şu şekilde dönmesini istiyorum. Bunu da yine Rotation Offset özelliğiyle yapabiliriz. Hemen timeline'ı ilk saniye getirelim. Timeline çubuğumuzu. Ne burada hemen Rotation Offset'e keyframe verdik. Ne bunu aynı şekilde 9.
frame'e gelip buradaki değerin şekilde yani aynı bir tur yani şurada hareket ettirdim yani değer arttığını hareket ettiğini göreceksiniz. Bir tur 60-70 gibi bir değer. Bunu ayarlayabiliriz. Bir tur 64 oldu. Bu şekilde yapalım. Ama bunun tam ayarlamak için hatta şöyle 150 gibi bir yerde yapabiliriz. Yani tamamen bize kalmış. Şu şekilde. Ardından yine devam edecek olursak lensin hareket etmesini istiyoruz. Yani ilk sahnede şu konumdayken işte sahne ilerledikçe biraz üst kısma çıkmasını istiyoruz. Çünkü buraya yani logo geldiğinde hani logonun üzerinde ışık olarak fazla gözükmesini istemiyorum. Bunun için yine buradan position x'ye özelliğini kullanacağız. Sahnen çoğumuz ilk saniyede buna bir keyframe veriyoruz. Ardından şöyle göz kararı olarak 7 ile 8. frame versin. Yani 7,5. saniye diyoruz buna. 7,5. saniyeye gelelim. Göz kararı olarak işte ortası. Şimdi buradaki değeri şöyle dilerseniz buradaki ikonu ile sürükleyerek veya buradan şu şekilde arttırıp azaltarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Fakat biz şu ikinci kısımdaki değer ile ilgileneceğiz. Bunu şöyle eksi 25, 26 eksi 26 yapalım. Yani şu şekilde tam biraz üstte gözükmesini sağlayabilirsiniz. Ama fakat ben yine orada gözükmesini istemiyorum diyorsanız şöyle yukarıdan alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eksi 30 gibi bir değer girecek olursak şöyle gördüğünüz gibi bunu da ifade etmiş olduk. Şimdi bir ön izleme alacak olursak yani lens efekti ile ilgili şöyle half yapalım. Yani arka plandaki parçacıkların yanında lensle dönerek ve